Merhaba arkadaşlar. Yani çok önce havalimanına geldiğimde ama şarjım yoktu. O yüzden burada bir şarjım var. Böyle. Şarjı tuttum 2 saat kadar. Yani %10'dan şimdi 30 oldu. Burada öyle kısaca video çekeyim. Size İstanbul'a bir yeni havalı bir göstereyim. Yani ama yurt dışı ile yurt içi biraz farklı oluyor. Mesela yurt dışı tarafına giderse, international olarak giderse öyle duty free shop'ta çok fazla var. Burada mağazalar var da ama işte yurt dışı gibi değil. Ve bütün havalimanları öyledir. Yurt içi biraz basit, yurt dışı biraz böyle çok var. Mesela büyük bir fark, burada alkol yok. Yani ben çok, çünkü genellikle bu yurt dışı line hakkında yani gece akşam kullandığı için iyi bilmiyordum, iyi bakmadım dikkatçe. Yani şimdi gündüz olduğu için bir geldik, çok yorgunlukta öyle işler hepsi bitirdikten sonra soğuk bir bira istedim. Ama hiçbir yerde yok. Yani Taksim'de Dolmabahçe'ye geçtikten sonra tamamen öyle video çekerken fotoğraf çektikten sonra öyle şarj bitti. O yüzden yani gidecek yer bulamadım. Çünkü bir lokantaya gidip yemek de yerken öyle çekecektim. Ama işte bir gittim. Peki ben yanlış yere mi gittim? Yani lüks yere gittim bilmiyorum. Biraz çok pahalı geldi. Bir tane menüsü işte 60-70 ve içecek ile falan diyorsa ve ben zaten bir tane menüyle duyamıyorum. O yüzden sanırsam belki 200-300 TL gibi gidecekmiş. O yüzden bıraktım. Ve zaman da biraz bu kadar. Yani çok da kalmadı. Ve havalimanına geldim. Check-in yaptım. Yani şimdi uçak bekliyorum. Bir saat daha var. Burada öyle böyle. Bu o tarafında mağazalar var. Bu arka tarafında burada kafeterya gibi. Orada ben Smith'teyim. Bir sucuklu pizza parçası yedim. Ayran ile. Yani işte normal. Ama Atatürk Havalimanı kullanırken önce de orası biraz çok kalabalık ve yerler biraz bulmak zordu. Sabiha Gökçen daha zor diyordu ama hiç gitmedim hiç bilmiyorum. Ama yeni havalimanı sanırsam yabancılara daha iyi. Çünkü genellikle öyle İngilizce olarak yardımcı olabilir. Yani kişiler de var. O yüzden. Ve öyle sık sık böyle display'ler de var. Böyle televizyonda gösteriyor. O yüzden onu bana çok iyi geldi. Ama iyi olmayan şey ne ya? Announcements çok yapmıyorlar. Onun yerine o televizyonlar sık sık koymuş da. Yani iyi şey de olur, kötü şey de olur. Yani şimdi ben o CIP lounge'a gideceğim. Ona gittikten sonra onun içinde bir video çekeceğim. Çünkü ben Kore'de bir kere gidiş dönüş yaptıktan sonra mileage'ler 7000 mi 8000 kadar veriyor. Ve İstanbul'a bir kere gidiş dönüş için yani business line kullanabilirim. Yani asla parayla kullanamıyorum ama mileage'ler biraz Kore'ye gidiş dönüş yaptıktan sonra fazla verdiği için İstanbul'a bazen öyle işler için geldiğim zaman o zaman işte business line kullanıyorum. Bir bakalım ama yurt içi olduğu için bence çok fazla ödüyor. Çünkü önce de bir Kore'de çalışan Türk yani kadın varmış. Onu da öyle gelip çekerken bir baktım. Yani yurt dışı kullanmış onu. Yurt dışı tarafında ne ya masaj yapan yerde var ve şey çok fazla yerler varmış. Ama az önce gelip baktım da hiçbir şey yok gibi görünüyor. Sadece salata, içecek. Bu şekilde kilip bir fotoğraf çekeyim. Bazılar dinleniyor da ben öyle bir yerde öyle ses yapmıyorum. Yani onu kusura bakmayın. Şimdi burada açıklama yapayım. Çünkü aşağıda dinlenenler de var. Yani işte bir şey iş yapanlar da var. Öyle bir videosu birkaç tane çektim. Böyle ben konuşmayarak öyle etrafına gösterim. Onu hepsi yani edit ayarlama yaparken aşağıda öyle yazacağım. Ah,
Bugün çok yorgunum. İnşallah birazdan Kayseri'de de oldu. Eve döneceğim. Valla. Hep dışarı çıkınca çok zor oluyor. Ama işte İstanbul kesinlikle tatil için çok güzel. Çünkü sadece Turmabahçe Sarayı kestiğimde de çok harikaydı gerçekten. Bir gün gerçekten tatil için gelmek istiyorum ya. Ama ben sürekli buraya bir iş için geliyorum. Önce de yani ya, Türk arkadaş yani İslam kardeş olarak beni yani çağırdılar. Bir gelebilir misin diye. Şimdi invite diye Türkçe şimdi unuttum ben. Onlar bana yani rica etti. İstanbul'a bir gün gelir misin? Çünkü onlar öyle organize var. Kore'ye dava yapacak bir organize var. Orada yani işte Koreli olarak, Koreli Müslüman olarak nasıl yaşıyor diye açıklama yapar mısın diye. Ben o zaman hiç Türkçe bilmiyordum. Gidip öyle orada kardeşim Mesut tercüme yapıyordu. O gün yani biraz gezi, Hagasupya tarafı. O zaman da belki Taksim tarafındaydım, Beşiktaş o tarafında gezdim. Birkaç yere gittim ama hiç Turmabahçe Sarayı'ya gitmedim. Bugün gittim, valla işte çok harika. O zaman da Hagasupya'da çok harikaydı gerçekten. O yüzden bir gün gerçekten bu şehire 2-3 hafta kadar gezmek için gelmek istiyorum. Ama işte çaman yok ve para da ihtiyacım var. İnşallah gelecek zaman.